Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Siz sevgili Akrep Burçlar için tarot kartlarımı hazırladım. Şimdi ilk izleyenler için anlatayım. Şubat ayı ile ilgili sevgili Akrep Burçları için aşk, sağlık, kariyer, finansal durum, maddi durumlar, aklımdaki kişi, bebek gibi açılımlarda bulunacağım. Bakalım Şubat ayı ile ilgili siz sevgili Akrep Burçlarının açılımlarında neler çıkacak? Bu tarzda ikili videolarım, kahve falarım, yüzlerce videom var. Herhangi bir şey niyet edip de onlardan birini de izleyebilirsiniz. Kanalıma hala abone olmayanlar varsa abone olursanız sevinirim. Şimdi ben sevgili Akrep Burçlarının ilk önce aşk hayatı ile ilgili kartlarını seçmek istiyorum. İlk önce aşktan başlayacağım, sonra sağlık devam edeceğim. Çünkü en çok sorulan sorular Akrep burçları için değil tabii, bütün genel burçlar için aşk, genellikle aşk açılımı isteniyor ve ben o yüzden ilk başta aşktan başlamak istiyorum. Sevgili Akrep burçlarının bakalım bu ay aşk hayatı ile ilgili açılımlarında neler çıkacak? Şimdi aşkla ilgili şanslı bir başlangıç olabilir. O çok güzel çıktı. Şimdi eğer ki bir birlikteliği olan bir Akrep burcuysanız bu birliktelik evliliğe doğru gidebilir. Ama zaten var olan bir ilişkiniz varsa bu çok daha iyi bir duruma gelebilir. Bir bebek olabilir. Hani böyle güzel bir haber, güzel sürpriz, partnerinizden bir hediye, herhangi bir şey olabilir. Güzel gelişmelerle başlayacak bu ay. Yalnız bu ay içerisinde siz ya da o herhangi bir konuda bir ilgisizlik, hani karşı tarafın beklentisini yapmayacak bir durumla karşılaşabilirsiniz. Yani Akrep burçları çok fazla aslında detaycıdır, hani şey yapar, böyle karşı tarafa çok fazla empati yaparak karşı tarafın isteklerini karşılayabilir ama belki de sizin partneriniz eğer sizin gibi bir empatisi güçlü olan bir burçtan değilse böyle istediğiniz herhangi bir duygunuza dokunamayabilir. Böyle küçük bir sorun da atlatabilirsiniz ama genel anlamıyla söylemek gerekirse Akrep burçlarının aşk hayatı bu ay çok güzel geçebilir. Ama diyelim ki hiç hayatınızda biri yok, yalnız birisiniz. O zaman da hayatınıza biri girebilir. O tanıştığınız kişiyle ileride çok ciddi bir beraberliğe başlayabilirsiniz. Hani bu ay içerisinde başlamayabilir hemen ama belki ilerleyen zamanlarda devam edebilir ama hayatınızda kalıcı bir ilişki olacak kişiyle tanışma fırsatı bulabilirsiniz bu ay içerisinde. Bence aşk konusunda şanslı olduğunuz bir ay bu ay. İnşallah çok da güzel, keyifli geçer sizin için. Şimdi kartlarımızı sağlıkla ilgili karıştırıyorum. Bakalım sevgili Akrep burçlarının sağlıkla ilgili kartlarında neler çıkacak? Sağlıkla ilgili sanki böyle çok güzel çıktı. Geleceğe dönük böyle belki mücadele ettiğiniz bir konu varsa, bir tedavi süreci varsa bu tamamlanabilir. Ayrıca ilerisi için diyelim ki zayıflamak mı istiyorsunuz? Buna başlayabilirsiniz, spora başlayabilirsiniz. Hani daha da böyle sağlığınızı iyi olacak şekilde bir hazırlık içerisine girebilirsiniz. Tedavi olan Akrep burçları için bir tedavi sürecinin bitmesi ve hani böyle bu sağlığına kavuşması gibi bir durum. Verdiğiniz emekleri bu ay çok fazlasıyla karşılığını alabilirsiniz. Yani bu demek oluyor ki eğer ki bir rejime başlarsanız karşılığında çok hızlı kilo verebilirsiniz. Spora başlarsanız çok hızlı bir şekilde vücudunuz toparlayabilir. Yani verdiğiniz emeklerin de karşılığını alabileceğiniz bir ay olabilir. Geleceğe dönük de hani zaten sağlığınız yerindeyse daha da iyi olmak için spor, diyet, herhangi bir şeye de başlayabilirsiniz. Hani böyle iyinin daha iyisi çıktı gibi kartlarda. İnşallah öyle olsun. Hani eğer ki uzun zamandır planladığınız ve ertelediğiniz bir spor, diyet programı varsa bu ay başlayabilirsiniz belki de. Şimdi kartlarımızı finansal ve maddi konularla ilgili karıştırıyorum. Bakalım finansal ve maddi konularda sevgili Akrep burçlarının bu ay açılımlarında neler çıkacak? Finansal ve maddi konularda eğer ki borcu olan bir Akrep burcuysanız bu borçları artık ödeme ve böyle yola devam etme zamanı. Sanki hani böyle geçmişten kalan bir sıkıntınız var. Maddi bir sıkıntı. O sıkıntıyı bu ay çözme zamanı. İşte işsizlikse belki bu ay çözebilirsiniz. Bir borcunuz varsa bu ay o borçları ödemek için daha böyle elinize fırsatlar geçebilir. Sanki geçmişten gelen problemlerin bu ay çözüldüğü, yola devam edildiği, biraz rahata kavuştuğunuz bir ay olacak ama biraz da mücadele edeceksiniz. Hani böyle ailenin desteğini de alabilirsiniz ayrıca. Hani hem siz mücadele edeceksiniz hem aileden biri, borcu olan bir Akrep burcuysanız özellikle aileden destek alarak bunları çok daha rahat ödeyebilirsiniz.
işte miraslık bir şeyler vardır, onlar gelebilir gibi gibi bir yerlerden bir şey gelip hani böyle sizi rahatlatacak bir durum söz konusu olabilir. İnşallah öyle olsun. Hani inşallah sıkıntınız yoktur ama varsa da ailece destek olarak umarım atlatabilirsiniz bunları. Şimdi aile demişken hemen aileyle ilgili kartlarımızı karıştırıyorum. Bakalım aileyle ilgili kartlarımızda neler çıkacak. Aileyle ilgili, o çok güzel çıktı birden kartlar. Ailede biri geleceğe dönük planlar yapabilir. Yeni bir üniversite olabilir, okul olabilir, yeni bir iş olabilir, yeni bir sektöre girebilir. Onun yeni başlangıçları aile içerisinde bir kutlama olabilir, bir evlenme kararı alabilir. Ailede birinin oluşacak böyle ileriye dönük hani yapacağı karar, onun hayatındaki diğer yılları da etkileyecek bir şekilde alacağı karar, yapacağı eylem aile içerisinde kutlama yaratacak ve belki de o kişi için büyük bir çalışma dönemi başlayacak artık. Çünkü emek vermesi gerekiyor. Eğer bir ilişkiye başlarsa o ilişki için emek vermesi gerekiyor. Eğer ki bir işe başlarsa, bir eğitime başlarsa bunun için de ciddi bir emek vermesi gerekecek. Ancak aile içerisinde küçük bir sorun, küçük bir tartışma, küçük bir anlaşmamazlık, hani böyle bir şey yaşanabilir. Küçük bir problem olabilir. Eğer ki hani canınızı üzmek, sıkmak, sonradan dert etmek istemiyorsanız biraz alttan almanız gereken bir durum olabilir. Aile içerisinde küçük bir tartışma da çıkmış ama dediğim gibi hep her zaman olabiliyor tartışmalar ama önemli olan o anı sakin bir şekilde geçirebilmek. Bakalım şimdi kartlarımızı iş ve kariyerle ilgili karıştırıyorum. İş ve kariyerle ilgili kartlarımızda neler çıkacak? Eğer ki siz çalışmıyorsanız ve ben hani iş ve kariyerle ilgili benim bir şeyim yok diyorsanız eğer, o zaman da kulaklığı da düzelttim. Aileden çalışan biriyle ilgili de tutabilirsiniz bu kartları. İş ve kariyerle ilgili yine kutlama çıktı. Güzel bir şey olacak demek ki. Aile içerisinde alacağı bir haber herkesi sevindirecek iş ve kariyerle ilgili ama bir sorunla da karşılaşabilir. Eğer ki yeni bir işe girerse girdiği ortamda küçük sorunlar yaşayabilir, biriyle anlaşamamazlık olabilir, biri terfi alabilir ama terfi aldıktan sonra küçük bir sorun yaşayabilir. Hani mutluluğun arkasından gelecek bir sorun, iş hayatında sorunlar genellikle olur. Sonra da çözülür, çok sıkıntı etmemek gerekir. Ama sizin için bir ilerleme, bir gelişme var. Evet, sizin huzurunuzu kaçıracak ya da mutsuz edecek küçük bir sorun yaşanabilir iş ve kariyerle ilgili. Belki vardır da zaten iş yerinde terfi alabilirsiniz ya da işte maaş artışı olabilir ama birinden kaynaklanan bir sorun da yaşıyor olabilirsiniz ama mücadele etmeye devam edeceksiniz, bırakmayacaksınız ve mücadele ettiğiniz için de kazanan kişi olacaksınız. Hani hakkıyla işi yaptığınızda ya da işte kariyerinizle ilgili yapmanız gereken eğitimleri aldığınızda kazanan kişi olacaksınız. Bunlar için de bence eyleme geçeceğiniz ve güzel bir haber alacağınız bir ay diyebilirim. İnşallah en hayırlısı olur sizin için. Şimdi kartlarımızı bebek isteyenlerle ilgili karıştırmak istiyorum. Eğer ki bebek isteyen bir akrep burcuysanız bakalım neler çıkacak. Ama ben bebek istemiyorum zaten diyorsanız o zaman da etrafınızda bebek isteyen bir kişi için niyet edebilirsiniz. Burada kalben kırılmış, bir konuya çok fazla odaklanmış ama mutsuz olan bir insan var. Belki de bir kadın bu ve o kadınla ilgili bir şifa durumu söz konusu. Belki bebeğiyle ilgili sağlık sorunu, bebek olmadığı için sağlık sorunları yaşıyor olabilir. Bu kişide şifalanma kartı çıktı, bir iyileşme ve ailece büyük bir sevinç var burada, bir birliktelik var. Bu güzel bir haber olabilir ama hani henüz bebek haberi olmasa bile belki tedaviyle ilgili olumlu bir sonuç alacağı için ama karı koca böyle birbirleriyle çok böyle bir aradalar aşkla, huzurla, belki de tek eksikleri bir bebek ama bence bir süre daha bekleme zamanı, belki bu ay değil çünkü sorunun biraz daha devam edeceği gözüküyor. Küçük bir sorun ama en büyük sorun atlatılacak, küçük bir sorun bir şeklinde bir sonraki aya belki de ertelenebilir. Kartlarımızda hani böyle hemen bir bebek kartı çıkmadı. Allah isteyen herkese en hayırlı zamanda nasip etsin. Şimdi kartlarımızı aklımdaki kişiyle ilgili karıştırmak istiyorum. Şimdi aklınızdan bir kişiyi tutun. Ben bu kişiyi hem partnerinizmiş gibi hem de aileden biriymiş ya da arkadaşınız, çocuklarınız, anne babanızmış gibi yorumlayacağım iki şekilde. Evet.
Şimdi bu kişiyle ilgili partneriniz eğer bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz. Büyük bir kavga, tartışma, büyük bir sorun geçmişten gelen ve sizi gerçekten üzen bir sorun yaşanmış. Ama bir barış, bu sorunu çözme ve bu ilişkide güçlenme çıkmış sizin için. İnşallah öyle olsun ve güçleneceksiniz. O kişiden bir hediye alabilirsiniz, güzel bir haber alabilirsiniz. Tekrardan barışmak için teklif alabilirsiniz. Ama kesinlikle aklınızda tuttuğunuz kişiyle ilgili bir problem, bir sıkıntı çıkmış. Ama sonrasında büyük bir barış, kutlama ve ilişkinizin güçlenmesi çıktı. Bu eğer ki bir arkadaşınız, kardeşiniz, anne babanız eğer, şöyle yorumlayabiliriz. Hayatındaki herhangi bir şeyle ilgili çok büyük bir üzüntü bir duyuyor. İşiyle ilgili, sağlık sorunu ya da ilişkisiyle ilgili bir problem yaşıyor olabilir. Ama büyük bir kutlama olacak. Eğer işle ilgili bir sıkıntısı varsa evet bu sorunu çözecek. İş hayatında bir kutlama yaşayacak. Eğer ki sağlık sorunu yaşıyorsa belki bir şifa ama ilişkisinde problem yaşıyorsa da ilişkisiyle ilgili güzel gelişmeler olacak bu kişinin ve güçlenecek o mutsuz olduğu konuyla ilgili güçlenecek ve hayat ona bir hediye sunacak. Yani bir ilişki ise problemli ise çözüm, tekrardan barışma gibi gibi işse o iş gibi bir şey sunacak. Bence güzel olacak. Üzüldüğü bir konuda güçlenmesi çıktı. İnşallah herkesin hani o en zayıf noktaları güçlenir diyorum. Akrep burçlarımızın bu ayki açılımlarında da bunlar çıktı. Diliyorum ki her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıkla, huzurla, sevdiklerinizle geçirdiğiniz güzel bir ay olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.